Selamlar. Bugün Yunus Emre'den bahsetmek istiyorum. Yunus Emre biliyorsunuz 1300-1250-1300'ler civarında yaşamış. Aslında onun yaşadığı dönem itibariyle bir 400 seneye dağıtırlar bazıları. Ama yani şiirlerinin neredeyse yazıldığı ya da okunduğu tarihler itibariyle 400 sene gibi zaman aralığına dağıtırlar. 1200'lerden 1400'ler 200 etti. 1100'lerden 1400-1420'ler falan. Yani biraz 300'ü geçer. Ben tabii işin o boyutta olduğunu düşünmüyorum. Bu tür halk şairlerine herkes sahiplenir ve herkes kendine çeker bir taraftan. Yani bizim memlekettedir, şu tarihlerde burada geçmiştir. Şöhretlerde de böyledir. Ya işte şu tarihte bizim buradan bir gün geçti. Askerlik anılarında bile anlatırlar. Ben onunla falan yerde askerdim. Öbürü de ben de falan yerde askerdim. Yani bu tür menkıbeler diyoruz biz bunlara. Menkıbeler bitmez. Dolayısıyla Yunus Emre'nin hayatında da menkıbeler çok. Menkıbeler uzman kişilerin ya da söz sahibi insanların anlattığı rivayetler diyelim yani. Onlara da itibar edilir mi, edilmez mi tam bilinmiyor. Bugün işte araştırırken elimde kitaplardan yola çıkarak bir de dedim internete gireyim. Hoca Ahmet Yesevi'den başlayarak işte Yunus Emre'ye kadar hatta Pir Sultan'a kadar araştırma yaptım. Bilgilerin çoğu çarpıtılmış. İnternetteki bilgilerin çoğu artık belirli bir grubun, tekelin eline geçmiş. Çok güvenilir kaynakları da bulamadım. Wikipedia'da öyle yani. Neredeyse Oğuz Kağan'ı, daha önce de söyledim. Oğuz Kağan'ı Müslüman yapıyorlar. 6000 sene önce yaşamış Oğuz Kağan'ı Müslüman yapıyorlar. Hatta anasını reddediyor. Daha 3 günlükken. Anne diyor, sen Müslüman değilsin galiba. Sen Müslüman değilsin diyor. Ben bundan sonra sütünü emmeyeceğim. Müslüman olana kadar seni protesto ediyorum diyor. Anası da keşke tokat vursaydı zıkkımın köküne o zaman. Nereden çıktı bu laf diye. Neyse, bu işin ironi tarafını bırakıp ben şeyden başlayarak, başlamadan önce bir iki laf daha söyleyeyim. Ya, Hoca Ahmet Yesevi'den başlamadan önce. Bu Yunus Emre'nin epistemolojik ruhunu, şiirlerindeki epistemolojisini, bu da nereden çıktıysa, bundan önce Maliye Bakanı vardı ya, ekonominin epistemolojisini ben iyi biliyorum. Dolayısıyla gözlerindeki ışığa bakın diye Maliye Bakanı. O günden bugüne bu laf hem hoşuma gider hem komiğime gider. Yani epistemolojisini, ekonominin epistemolojisini bilmek nedir? Yani anlamsız bir yerde kullanırsan laf çirkinleşiyor. Güzel bir yerde kullanırsan laf güzel oluyor. Bu günümüzde de bazı kelimeler vardır işte anlamını yitirmiştir. Kullandığın yere göre çirkinleşiyor da, kullandığın yere göre sevimleşiyor da. Bunun için de ben biraz işin epistemolojisine de girmek istiyorum burada. Dün bir şey paylaşmıştım. Peygamber Efendimiz 632'de öldü. 670'lere doğru Kur'an anca yazıldı. 632'yi falan hiç söylemedim ben. 670'i de söylemedim. Sehven dilimden 570 çıkmış. Bazısı hemen yükleniyor burada. Sen tarihleri de bilmiyorsun. Ya hani bir laf vardır ya, ben o işin kitabını yazdım diye. Türklerin kayıp 1000 yılı diye benim bir kitabım var. Nizamülmülk'ten Atatürk'e Türklerin kayıp 1000 yılı diye. Orada özellikle bu 670'i anlatırım ben. Muaviyelerin Horasan'a nasıl saldırdıklarını ve orada nasıl kırım yaptıklarını, Türkler de nasıl soykırımına girdiklerini ve kendi çocuklarını, kendi karılarını o Türklerin onlara büyük bedellerle nasıl sattıklarını, daha sonra da bu paraların Kur'an'daki bazı surelere dayanılarak işte Allah hissesi, peygamber hissesi, halife hissesi diye götürüp kendi aralarında paylaştıklarını anlattım ben zaten. Bana 571-670 falan edebiyatı yapma kardeşim. İşin epistemolojisinden sapıp bir tarihe
dil sürçmesi bir tarihe saplanıp kalmayın Allah aşkına. Olabilir. Yani büyük liderlerde de oluyor bu. Pardon. Büyük liderlerde de oluyor. Diyor ki işte Afyon'da konuşurken Sayın Kütahyalılar dediği olmuştur adamın. Ne olacak yani? Sayın Kütahyalılar deyince ora Kütahya mı oldu? Yani sen adama ne dedin? Dil sürçmesidir. Söyleyebilir. Bugün televizyonlardaki açık oturumlarda da söylüyor. Arkasından diyorlar ki ya o tarihte ya da o isimde bir hata var. Ha pardon diyor. Yanlış oldu. Efendim dilimden çıktı. Düzeltiyor. Ben video çıktıktan sonra da düzeltme şansım yok. Dolayısıyla iyi niyetli dinleyici bunu bilir zaten. Yani ya 570 değildir bu. 670'tir. Onu demek istiyorum. Bir de açıklıyorum orada yani. Peygamber öldükten sonra Hazreti Osman bile yazmayı yetiştirememiş ki. Peygamberle Hazreti Osman arasında ölümlerinin arasında bir 20 sene var neredeyse. O bile yetiştirememiş ki. Daha sonra 41 tane hafızdan ezberledikleri Kur'anlar toplatılmış. Tamamı o zaman kayda geçirilmiş. Bunda bir şey var mı? Yani bu bilinen bir gerçek. Vay sen bizim dinimize küfrediyorsun. Vay bilmem ne sen yanlış konuşuyorsun. Arkadaş yani dün de konuştum ben Sokrat'ın bir gün öncekinde. Sokrat'ın meşhur bir lafı vardır. Bana dinsiz diye asacaksınız beni ama diyor yukarıda Allah var diyor. Kim asanlar? O günkü tiran, Zeus'a inananlar. 30 tiran var ya bunlar Zeus'cu. Peygamber'e şey diyorlar ki pardon yanlış oldu. Sokrat'a sen bizim peygamber şeyimize inanmıyorsun dinimize Zeus'a. Sen Allah'a inanıyorsun sen dinsizsin. Yapmayın Allah aşkına ya. Yani bu 30 tiran mantığı hiç bitmeyecek mi yani bu memlekette? Daha sonra ben dün o gün evvelki gün açıklamayı unutmuşum. Diyor ki sorgulanmamış hayat yaşanmamıştır. Yani sen kim olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini, neden bu dünyada var olduğunu, sana anlatılanların doğru olup olmadığını sorgulamıyorsan, bilmem ne gibi gelmiş dört ayaklı, ne gibi gidiyorsan kardeşim burada benim suçum ne de bana hakaret ediyorsun. Ben diyorum ki ben sorguluyorum kardeşim. Ben Kur'an'ı okursam senin gibiler karşı çıkıyor. Kur'an'ı okumazsam da Kur'an'a ihanet etmiş oluyorum. Bu kadar açık ve net. Sen de oku git oku bakalım oradaki ayetleri de ağzından güzel laf çıksın. Bana böyle ondan sonra da ihtiyar bilmem ne ulan diyeceğine gerizekalı. Bir oku da söylediğin laflardan bir hicap duy yani. Gerçi senin gibiler hicap da duymaz. Meşrebince konuşuyorsun. Ben anlıyorum. Ben oradaki yorumlardan kimin nasıl bir adam olduğunu falan hissediyorum. Konfüçyüs'ten de dün bir örnek vermiştim. Ben diyor 60'ında şunu yaptım 70'inde diyor insanların konuşmasından, yazılarından hangi meşrepten olduğunu, yalan söylemediklerini, inancının nasıl olduğunu anlamaya başladım diyor. Dolayısıyla ben de anlıyorum artık. Yani onun için langır lungur tarhana bulgur edebiyatını bir bırakın. Şimdi gelelim bugünkü konumuza. Dedim ki biz Yunus Emre'yi nasıl biliyoruz? Epistemolojik olarak şiirlerindeki ruhu nasıl anlıyoruz? Bize anlatılan doğru mu? Gerçek mi? Ya da Yunus Emre'nin saklanan bazı tarafları mı var? Şuradan başlayalım. Biz Yunus Emre ile mesela Hoca Ahmet Yesevi'den başlayacağım ama burada kısa bir kıyaslamayla tekrar Hoca Ahmet Yesevi'den başlayarak anlatmaya çalışacağım. Bu anlattıklarım da ben her şeyi iyi biliyorum, en iyisini ben biliyorum anlamında değil. Sakın yanlış anlamayın. Gene Sokrat'ın meşhur lafı vardır. Beni diyor filozof zannediyorlar. Halbuki diyor benim bildiğim tek bir konu var diyor. O da hiçbir şey bilmediğimdir diyor. Güzel bir laf değil mi? Yani anlayana. Mevlana bana göre Yunus Emre'den daha fazla itibar görüyor bu memlekette. Her sene ne derler ona? Semahlar düzenleniyor, bilmem ne kutlamalar yapılıyor. Bir hafta boyunca işte ne aruz vezir, ne, birden söyleyemedim ya, dilime de gelmedi. Bu tür şeyler oluyor maalesef. Semah gösterileri yapılarak Konya'da, başka şehirlerde de yapılıyor galiba. Konya'da özellikle yapılıyor ve her sene kutlanıyor bu. Mevlana gösterileri ve kutlamaları, anma törenleri diyoruz biz buna. Peki Mevlana'nın özelliği nedir mesela? Hiç araştırdık mı bunu?
Mevlana mı benim için ya da bu memleket için daha değerli ya da Yunus Emre mi daha ağırlı diye bana sorsanız ben Yunus Emre derim. Mevlana neden peki gerekli şeye fazlasıyla görüyor ilgiyi diye soracak olursanız Mevlana aslında Fars kökenlidir. Farsça okuyup yazmıştır. Kitapları da hep Farsçadır. Mevlana'ya o günden bu tarafa devlet geleneği sahip çıkmıştır. Yunus Emre'ye halk sahip çıkmıştır. Dolayısıyla Mevlana'nın mesela bir yerde sadece Konya'da mezarı vardır. Yunus Emre'nin Türkiye'nin muhtemelen 15-16 yerinde mezarı vardır. Şimdi sayacağım onları da. Ancak onlara geçmeden evvel buradaki meseleyi çok uzatmadan Hacı Bektaş'ı Hoca Ahmet Yesevi'den başlamak istiyorum. Biraz hızlı konuşuyorum. Onun için isimleri de zaman zaman telaffuzda şaşırabiliyorum. Biraz daha sakin konuşayım. En iyisi isimleri şaşırmayalım. Hoca Ahmet Yesevi kayıtlara göre 1093 yılında Türkistan'da Yesevi kentinde doğmuş. Yani o zaman köy müydü? Herhalde köydü. Yani bugünkü gibi kentleşmiş değildi. Demek ki 1093 Alparslan'ın ölümünden, 1092'de o ölmüş, Alparslan'ın ölümünden hemen sonra, yani Osmanlı İmparatorluğu yavaş yavaş, 1092'de Melikşah ve ölmüş, Nizamülmülk, Osmanlı İmparatorluğu yavaş yavaş, nereden çıktı Osmanlı İmparatorluğu ya? Büyük Selçuklu İmparatorluğu yavaş yavaş dağılma sürecine girmiş, o dönemlerde Hoca Ahmet Yesevi doğmuş. Hoca Ahmet Yesevi için internette ve bazı kaynaklarda Piri Türkistan diye geçer. Alevi erenlerindendir. Adı Piri Türkistan'dır. Enal Hakçı'dır. Enal Hak diyenlerdendir. Burada hemen kısaca da Enal Hak'ı da söyleyeyim ben. Enal Hak, Arapların bize kakaladığı gibi ben Tanrıyım demek değildir. Yani ona bazı hocalar, Arap Selefi inancındaki bazıları öyle derler. Belki de Arap dilinde öyledir. Yani bizde hindi tavuğun farklı bir versiyonuna denir. Hindi culluğa denir. Hindi. Ama İngilizce dilinde hindi Türk demekmiş. Demektir. Yani başka anlamları da var. Hindinin gubaran, gereksiz yere havalanan adamına da hindi diyorlar. Burada Hindistanlarla bağlantısı yok. Türkiye bağlantılı hindi. Onlara hindu diyorlar. Onlar ki bizim dilimizde yani Enel Hak, Hallacı Mansur'da da, Hoca Ahmet Yesevi'de de, Yunus Emre'de de, Mevlana'da da, Ahi Evren'de de, Gülşehri Ahmet'te de hep Enel Hak, ben Tanrı'yla bütünleştim. Ben Tanrı'ya tabi oldum. Ona tabi oldum, bütünleştim. Artık onun emrindeyim. Yani o bana ne emrediyorsa ben onu yapıyorum. Ben onun izinden çıkmayacağım demektir Enel Hak. Bana göre Enel Hak'ı peygamber ve halifeler de söylemiştir. Mesela Hazreti Muhammed Hira Dağı'nda Enel Hak demiştir. Bu bir iddia. Yani elinde bilgi var mı? Yok. Bende sezgicilik diye bir şey var ya, dün açıklamaya çalıştım. Neden derseniz, yukarıdaki saydığım terimlere bakarsanız, Enel Hak'ın tarifi, deyimleri, terimlere bakarsanız, ben seninle bütünleştim, ben sana tabi oldum. Sen neredeysen ben oradayım. Onun için ben senin emrindeyim. Demek Enel Hak demektir zaten. Hazreti Muhammed dememiş mi böyle peki? Ben Allah'la konuşuyorum, bana vahiy geliyor. Ben ona tabi oldum. Ben onun emrindeyim. Ben onda kendimi buldum ya da kendimde onu buldum derken bu Enel Hak'tır işte bizim dilimizde. Enel Hak'tır. Ancak bu Selefi inancında ben Tanrı oldum anlamında çevriliyor ve sen nasıl Tanrı olabilirsin diye Hallacı Mansur'u falan kesiyorlar. Daha hala bugün günümüzde Enel Hak demek suç mudur onu da bilmiyorum yasalara göre. Ama çoğu Selefi inancı ya da 15 Rep'ten gelenlere göre
suç galiba, sen tanrı mısın falan diyorlar mı bilmiyorum yani, şimdi günümüzde var mı? Vardır ya, vardır o mezhepten, o meşrepten gelenler de vardır. Neyse, Hoca Ahmet Yesevi, Enel Hak diyenlerdendir. Burada bir şiirinde ben bunu anlatmaya çalışayım. Daha sonra Yunus Emre'ye geçeceğim. Kavus Bahar'ını gördüm, Vücut şehrini gezdim. Dürr-ü Sedef'te gördüm, cevheri kan içinde. Arş ve kürsü yürüdüm, levh-i kalemi gördüm. Vücut şehrini gezdim, dedim bu can içinde. Yani üç aşağı beş yukarı buradan Enel Hak anlaşılıyor. Eri gördüm, erleştim, istediğimi sordum, hepsi sende dediler, kaldım seyran içinde. Bir şey daha okuyayım burada. Miskin Hacı Ahmet canı, hem cevherdir hem kanı, hepsi onun mekanı, ola mekan içinde. Buradan başka şiirleri de var Enel Hak üzerine. Buradan buna karşılık bir de şeyin şiirini okuyayım, Yunus'un. Bu Hacı Bektaşi Veli, yok Bektaşi geleneğinde Yunus'un ilk şiiri olarak biliniyor. Ya da öyle şey diyor. Yunus'un ilk şiirine gelince, biraz sonra Yunus'un hayatını ve nasıl yaşadığını anlattığımda, bu ilk şiiri midir değil midir? Gene menkıbelerden yola çıkarak karar veriyorlar. Ben sadece onları aktarmaya çalışıyorum. Adım adım ileri, bu alemden içeri, 18 bin alemi gezdim bir dağ içinde. 70 bin hicap geçtim, gizli perdeler açtım. Ben dostla buluştum, buldum bir dağ içinde. Körler gibi görmedim. Sözlerin söyleşmedim, misali münacat kıldım bir dağ içinde. Yunus aydır gezerim, dostladır bozarım. Ol Allah'ın didarın, gördüm bir dağ içinde. Yunus'un daha sonraki şiirlerinde burada şimdi biraz sonra size okuyacağım. Ancak burada Yunus'un hayatını bir kısaca anlatmaya çalışayım size ki daha sonra şiirlerine geçeyim. Yunus Emre 1240-1320 yılları arasında yaşadığı varsayılıyor. Ancak bu varsayış gene menkıbelerden ya da rivayetlerden net olmamakla beraber, rivayetlerden yola çıkılarak böyle bir kanıya varılıyor. Doğduğu yer olarak işte Eskişehir'in Sivrihisar'dan, gene Eskişehir'in Mihalıççık Sarıköy'den falan bir takım şeyler var. Yani doğuş tarihi itibariyle burada diyen, şurada diyen rivayetler, menkıbeler var. Ölüm tarihleri ancak çok karışık. Yani 1240'ta bunu söylemişse ki 1166'da ölen Yunus Emre'ye buradan 1240 aşağı yukarı 80 sene sonra mı cevap vermiş oluyor? Yani Yunus Emre ile Ahmet Yesevi ile karşılıklı şiirleri de var. Dolayısıyla Yunus Emre'nin nerede doğduğu, gerçekte kim olduğu ve gerçekte kim olduğu dediğim var bir Yunus Emre ama o kadar çok karışmış ki gerçek Yunus kim? Yani onu bulmakta biraz zorlanıyoruz buradaki bilgilere göre. Ölüm tarihleri arasında Şemsettin Sami 1939'da, yani Yıldırım Beyazıt'tan bile sonra öldüğünü söylüyor. Çünkü orada şurada bir laf var. Yunus'un Yıldırım Beyazıt'a ve Timur'a Atten yazdığı bir şiirden dolayı, Yıldırım olup şakyan, şakup bu nefsi tokuyan, yer karesinde berkiyen, şol avulu yılan
Yılanım, yılan benim. Altında da yani buradaki yıldırım üsttekileri beyitlerden de falan anlaşılacağı üzere gökteki gerçekten bulutların çarpışması sonucu meydana gelen bir doğa olayıdır. Bir de burada nice kıldım esir devlet ile sürdüm ömür, yanar kömürsüzüm, Timur örse çekiç salam benim. Timur örs dedi, demir örse çekiç salam benim. Buradan yola çıkarak şey demiş ki Şemsettin Sami, bunları da söylediğine göre bu demek ki Yıldırım Beyazıt'ın Timur'un savaşında yaşıyordu. Dolayısıyla bunun ölüm tarihi şu olabilir falan. Bunlar hep söylediğin mi menkibeler. Ahmet Çelebi Paşa, Ahmet Cevdet Paşa, Yıldırım Beyazıt zamanında yaşadığını o ölüm tarihi vermemekle beraber 1402'den önce yaşadığını söylüyor. Dolayısıyla 1240-1400 dersek gene de bir 160 sene falan oluyor. O tarihte de pek tutar yok. Ya da doğum tarihiyle ölüm tarihi birbirinden farklı. Mükerrem Müstakimzade'ye göre 1420, orada da bir 200 sene oluyor. Ve onun şeyine göre Isparta Keçibolu'da gömülü. Karamanoğlu İbrahim Bey'e göre Karaman'da mezarı. Mezarlar yerlerini söylüyorum şimdi. Bunların nerede olduğunu Isparta Müstakimzade'ye göre Isparta'da, Karamanoğlu İbrahim Bey'e göre Karaman'da, Eskişehir Sivrihisar'da olduğu, orada zaten esas mezarının burada olduğu iddia edilir. Eskişehir Mihalitçik Sarıköy'de olduğu iddia edilir. Karasu Sakarya'da burada olduğu iddia edilir. Aksaray Ortaköy, yok Ortaköy Kırşehir arasında, Aksaray'a bağlı Ortaköy ilçesinin Ortaköy Kırşehir arasında Sarıkaraman Köyü var. Sarıkaraman Köyü'nde bir ziyaret tepesi var. Orada olduğu iddia edilir ki ziyaret tepesindeki hikayesini de biliyorum ben. Güya Yunus Emre Hacı Bektaşi Veli'ye buğday almaya gelir. Gelirken de oralarda alıç çok durur orada, alıç ağacı. Alıç toplar getirir hediye olsun diye. Daha sonra buğday alır döner. Fakat Hacı Bektaşi Veli der ki ona, buğdayı boş ver, ben sana nefes vereyim der. O da ben nefesi ne yapacağım? Halkım aç, bana der buğday versen. Buğday alır, o Sarıkaraman Tepe'ye gelir. Ben pişman oldum der, orada kalır. Fakat tekrar dönüp ben buğdayı istemiyorum. Nefes ver bana. Ha, onu da devam eder. Pardon, o hikayenin de var. Geri gelir Hacı Bektaşi Veli'ye. Ben de buğdayı istemiyorum. Bana der nefes ver. O da der ki ben o nefesi Tapduk Emre'ye verdim. Git Tapduk Emre'yi bul. Tapduk Emre'yi, nefesi ondan al artık der. Tapduk Emre'nin peşine düşer. Ve 40 yıl boyunca Tapduk Emre'nin kapısında hizmet eder güya. Bunlar da menkibeler tabii. Fakat orada Sarıkaraman'da da bir mezarı var. Orada da tören yeri olarak görülür. Ünye de varmış. Kula da var. Konya Kula'da. Salihli'de var. Manisa Salihli'de. Erzurum'da varmış. Erzurum Düzce Köyü'nde. Afyon Sandıklı'da varmış. Ve Azerbaycan Gah bölgesinde de Yunus Emre'nin mezarı olduğu buradaki kayıtlara göre var. 3 aşağı 5 yukarı. 5, 7, neredeyse 15 yere yakın yerde Hacı Bektaş'ın velinin Yunus Emre'nin mezarı var. Hacı Bektaş Veli'nin mezarı zaten bir yerde. O da Hacı Bektaş'ta. Buradan yani Mevlana ile karşılaştığımızda halkın nasıl sempatisini kazandığı, nasıl halkın teveccühüne mazhar olduğu diye yine eski tabirle görünüyor. Hacı Bektaş'ı Yunus Emre'nin felsefesine gelince, biraz önce söyledim ya, Yunus Emre vahdeti vücutçudur ve Enel Hak diye çağırır. Şöyle diyor şiirinin birinde. Dört türlü nesneden hasıl olan benim.
İşte delil diyor. Ot, ateş yani ateş, su, toprak ve yel. Büddet kılan yezdan benim. Yani onlardan meydana gelen kişi benim. Hem batın hem zahir, hem evvelen hem ahir, hem ben olem hem ol benim, hem ol kerim sübyan benim. Sübhan, pardon. Sübhan, önemli olan, soylu olan, gerçek olan, önemli olan benim. Bu Yunus Emre'nin ruh halini, yani aslında şiirlerinin arasındaki yatan gerçeği biraz anlatıyor. Burada çok çeşitli şehirleri de var. Şiirlerindeki bir tane daha okuyayım. Bir sakiden içtim şarap. Şerap. Ağaçtan yüce meyhanesi. Ol sakinin mesleriyiz canlar onun peymanesi. Aslında anlaşılıyor değil mi? Yani bir sakiden içtim şarap ağaçtan yüce meyhanesi. Buradaki bu şarap ve meyhane olarak anlamayın yani bu mesele. Tanrı'nın elinden ben öyle bir sevgi ve muhabbet suyu içtim ki, şurubu içtim ki en yüce meyhane, arştan bile yüksek meyhaneyi onda gördüm ben. Herkes içiyor oradan. Biz hepimiz onun mesleriyiz. Canlar onun peymanesi. Yani hepimiz onun etrafında dönüyoruz ve hepimiz onun bize verdiği ilhama, şuruba. Orada şey de var yani ben size nefes verdim, ruh üfledim anlamındaki herhalde biz hepimiz onun peymanesi derken ya da bizi dünyaya getiren de götüren de odur. Biz onun etrafında döneriz demek istiyorum. Birazcık anlatmaya çalıştım. Yani Yunus Emre'nin felsefesini. Aslında daha derin anlatılabilir tabii. Fakat Yunus Emre'nin bugün bazı bir kısım şeyler tarafından saklanmasının ya da bazı şiirlerinin açılanmayışının yani sırf bir şey olarak açılanmasının nedir bu? İnsan diline geliyor ama pat diye de söylemiyorsun. Yani biz bu Arap Selefi inancına yakın değil. Yani bu Yunus Emre'de, Hoca Ahmet Yesevi'de bir de şey var yani. Bugün Orta Asya'dan gelen bu Hoca Ahmet Yesevi'nin erenleri dediğimiz Horasan geleneğine bağlı insanlar Hoca Ahmet Yesevi de Alevi kökenlidir. Biz bunu bugün anlayamıyoruz belki ama Alevi kökenli demek bizde sanki ayrı bir mezhepten, ayrı bir dinden, ayrı bir Allah inancından geliyor gibi geliyor. Fakat öyle değil. Alevi buradaki anlatım şekliyle Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaşi Veli ya da Yunus Emre'nin Alevi anlayışı Arap Selefi inancıyla zıt birbirine, ters düşer. Dolayısıyla bugün onlar Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında çok büyük katkıları olmuştur. Fakat bugünü de istememişler. Yani bugün böyle Arap Selefi inancının basın geleceğini bilselerdi herhalde daha fazla ne yaparlardı bilmiyorum. Daha fazla çalışıyor. Gerekli kadar çalışmışlar. Atatürk ne yapabildiyse onlar da onu yapacaklar. Atatürk de mesela aynı gelenekten gelir. Hatta biraz daha şey diyeyim ben, yani ondan önceki Bilge Kağan, onun kayınbabası Tonyukuk ya da Bilge Kağan'ın yine öz babası İlteriş Kağan da Enal Hakçı'dır ya da Vahdete Vücut Birliği'ne inanırlar. Tengricidirler.
Tengrici. Benim o konuda da bir kitabım var. Tengrici bir Türk, Tonyukuk diye. Anlatırım ben bunu. Yani tengricilik nedir? Yani tengricilik çok mu kötü bir şeydir? Bizdeki tengricilikten kalma adetlerimiz nedir? Arap Selefi inancıyla nerede çelişirler, nerede çatışırlar? Orada anlatmaya çalıştım ben. Yani bu kitapları da o zaman ben kaynak kitap olarak gördüm. Yani burada tabii okunacak çok şiir de var, çok şey de var ama yani bu Yunus Emre hakkında, Hoca Ahmet Yesevi hakkında internette bulamazsınız bunları. Çünkü bunlar meraklısına özel kitaplardır. Herkes alıp okumaz bunu. Biz internette bakmayı çok seviyoruz. İnternetteki bilgilerin %60'ı, 70'i de bugünkü mevcut sisteme göre yeniden revize edilmiştir, çarpıtılmıştır. Lafın başında da söyledim. Biz Oğuz Kağan'ı bile Müslüman yapmış, anasına res çekmiş, çektirmiş bir milletiz. Halbuki yani şunu düşünmüyoruz. Ya bu çocuk 3 yaşında anasına bile res çekecek durumda olmaması lazım. Bu bir asiliktir. Anaya karşı çıkmak hiçbir şey ne olursa olsun. Ananın verdiği sütte karşı çıkılır mı? Ya günah. Öyle değil mi? Yani o zaman anası da dese ki ya sapır saçma konuşma. Ben de sana o zaman sütümü de hakkımı da helal etmiyorum dese Oğuz Kağan ne yapacak peki? Yani sen Müslüman değilsin. Ben senin sütünü emmiyorum. Yani bir çocuğun ruhunu anlamadan, yani çocuğun psikolojisini bile anlamayacak kadar sapıtmış tiranlar var orada. Sapıtmış tiranlar. Bunlar kim olursa olsun, Sokrat yeniden doğsa yukarıda Allah var diye sorar. Yemin ediyorum onu da asarlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.